Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 6. sınıf test kitabından 59'dan 66'ya kadar olan kısmı çözeceğiz. Hızla birinci sorumuzuna başladık. Aşağıda verilen sayılardan en küçüğü hangisidir? En küçüğü sayı doğrusunda en solda olan yani eksi 79 en küçük ifademiz arkadaşlar. Birinci soruda birinci sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. İkinci sorumuzla devam ettik. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Eksi 3, 0 ve eksi 5'i Sıralamamız istenmiş 0 Sır, en sağdaki ifade 0 en büyüktür sonra eksi 3 sonra da eksi 5 sayı doğrusunda sağdan sola doğru sıralamış olduk arkadaşlar en küçüğü eksi 5 en büyüğü de 0 olan D şıkkında gördüğümüz ifade doğrudur. İkinci sorumuzun cevabı da D şıkkı olmuş oldu. Üçüncü sorumuzla devam ettim. Yukarıda verilen tabloda bazı şeylere ait sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre hangi şehre ait sıcaklık değeri en yüksektir? Bakalım sayı doğrusunda en sağda olan Yani pozitif gördüğünüz gibi Negatifler zaten küçük Pozitif olan kilis 2 derece En yüksek en ee, Sıcak şehrimiz kilis Üçüncü sorumuzun cevabı da c şıkkı çıkmış Oldu arkadaşlar Dördüncü sorumuza baktık Aşağıda verilen sayılardan hangisinin sıfıra olan Uzaklığı en fazladır yani mutlak değeri Sıfıra uzaklığı en fazla olan Eksi 8'in Sıfıra uzaklığı 8 birimdir Ve en fazla 10'undur o yüzden dördüncü sorumuzun cevabı da A şıkkı çıkmış oldu. Beşinci sorumuza baktık. Eşitliğinde B yerine aşağıda verilen sayılardan hangisi yazılamaz demiş. B mutlak diye A'nın mutlak değer dışı dışına çıkmış hali yani mutlak değer dışına çıkan ifademiz her zaman nasıl çıkar arkadaşlar? Pozitif olarak yani artı olarak çıkar. O yüzden B'nin eksi bir değer alma ihtimali yok. O yüzden eksi 2 B yerine gelemez. 5'in sorumuzun cevabı da D şıkkı çıkmış oldu. 6. sorumuza baktık. Eksi 40 mutlak değer sayısından küçük. En büyük tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Önce mutlak değeri düzenleyelim. Eksi 40 mutlak değer dışında artı 40 olarak çıkar. Art, artı 40'tan küçük en büyük. 40'tan küçük ilk sayımız kaç arkadaşlar? 39 yani 6. sorumuzun cevabı da 39 Bursa şıkkı çıkmış oldu arkadaşlar. 7. sorumla devam ettim. Yukarıda verilen sayı doğrusu eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Sırasıyla devam etmiş. Eksi 16, eksi 17, eksi 18, eksi 19, eksi 20 diye arkadaşlar. Baktığımızda A ve E'nin değerleri doğru. M'ye 19 demiş. Hayır eksi 19 olacak gördüğünüz gibi. Burada ee, M'nin mutlak değeri 19'dur doğru pardon. A değilmiş arkadaşlar. Pardon siliyorum burada. Mutlak değer varmış onu görmedim. M'nin mutlak değeri eksi, eksi 19'un mutlak değeri artı 19'dur. O doğru bir ifade. Burada yanlış verilen V'nin mutlak değeri. V'nin mutlak değeri yani eksi 17 mutlak değeri ne olur arkadaşlar? Artı 17 olması gerekir. Burada eksi 17 olarak vermiş mutlak değeri. Mutlak değer hiçbir zaman eksi olamaz. O yüzden yanlış olan şıkkımız C şıkkı. 7. sorumuzun cevabı C şıkkı çıkmış oldu. 8'in sorumuzla devam ettim. Sıralamasıyla A yerine aşağıdaki ifadelerden hangisinde hangisi yazılamaz demiş arkadaşlar. Eksi 10'un mutlak değeri ne olacak öncelikle? Onu bulmamız lazım. Artı 10. Yani bizim ifademiz artı 10 ile eksi 21 arasında bir ifade olması gerekiyor. Hangisi bu aralıkta değil? Bakın A şıkkındaki artı 20 bu aralıkta değil. Ondan daha büyük bir değer. Artı 20 buralarda bir değer. A artı 20 olamaz. Bu aralıkta artı 9, eksi 9, eksi 20 olabilir. Ama artı 20 buraya yazılamaz. 8'in sorumuzun cevabı da o yüzden A şıkkı çıkmış oldu. Devam ettim arkadaşlar. 59. sayfa bitti. 60'a geçtik. 60. sayfadaki 9. sorumuza devam ediyorum. Yukarıda verilen sayıların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Önce mutlak değerleri düzenlememiz lazım. Eksi 3'ün mutlak değeri artı 3 olur. Eksi 1'in mutlak değeri de artı 1 oldu. Şimdi sıralamayı yaparsak. Artı 3 gördüğünüz gibi en büyük değer. Yani eksi 3 mutlak değer en büyük. Sonra 2 var. 2 değeri var. Sonra eksi 1 artı 1 olarak çıktığı için eksi 1 mutlak değer var. Ve en küçük de eksi 5 var sıralamamız eksi 3 mutlak değer içerisinde 2 eksi 1 mutlak değer içerisinde eksi 5 şeklinde olacak. O da hangi şıkta var arkadaşlar? B şıkkında var. Gördüğünüz gibi mutlak değerli ifadeleri önce artı ifadeye çevirip ona göre sıralama yapmamız gerekiyor. 9. sorumuzun cevabı da B şıkkı çıkmış oldu arkadaşlar. 10. sorumuz aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım A şıkkına baktığımızda eksi 10 mutlak değeri artı 10'dur. Artı 10 büyüktür 6. Doğru. 6 büyüktür. Eksi 5'in mutlak değeri artı 5. Yine 6 5'ten de büyüktür. Doğru. O da büyüktür. Eksi 8'den. A şıkkında bir hata yok. Doğru. B şıkkına baktığımızda 7 büyüktür 0. 0 büyüktür. Mutlak değer eksi 1. Yalnız mutlak değer eksi 1 artı 1 olarak mutlak değer dışına çıkar. O da 0'dan küçük bir değer değildir. Yine aynı şekilde eksi 6 da artı 6 olarak çıkar. O da 0'dan ve 1'den küçük bir değer değildir. Burada sıralamada bir hata var. B şıkkı e şıkkı yanlış olmuş arkadaşlar. A şıkkı doğruydu. B şıkkında bir hata var. Yanlış olan B şıkkı demiş olduk. Onun sorumuzda. 11'e doğru geçiyoruz arkadaşlar. Mutlak değeri 20 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Mutlak değeri 20 olan 2 ifade var arkadaşlar. Eksi 20'nin mutlak değeri de 20'ye eşit. Artı 20'nin mutlak değeri de 20'ye eşittir. O yüzden hem eksi 20 hem artı 20'nin mutlak değeri 20 olduğu için her iki ifadeyi de almamız lazım. 11. sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu. 12. soruma geçtim arkadaşlar. 12. sorumuzda aşağıdaki sayılardan hangisi 59 sayısından küçüktür? 59'dan daha küçük sormuş. Bu 60 diye çıkar. Bu 65. Bu 70 olarak mutlak değer dışında çıkar ve hepsi 59'dan daha büyüktür. Bu D şıkkındaki 58 olarak çıkar ve 59'dan daha küçüktür. O yüzden 12. sorumuzun cevabı D şıkkı çıkmış oldu. 13. sorumuza devam ettik arkadaşlar. 13. sorumuza baktığımızda Aşağıda verilen ifadelerin hangisi sıfıra en uzaktır? Yani sıfıra en uzak mutlak değeri en büyük olan ifadeyi sordu. Gördüğünüz gibi 100 burada en büyük değere sahiptir. Sıfıra uzaklığı en fazla olan ve şıkkımızdaki 100 ifadesi olmuş oldu arkadaşlar. 14. sorumuza baktım. Yukarıda verilen sıralamada hangi iki sayı yer değiştirirse sıralama doğru olur. Mutlak değerler, bakın bu eksi 1 artı 1 olarak, eksi 75 ile artı 75 olarak mutlak değer dışına çıkar. Sıralamada o zaman ne yapmamız gerekir arkadaşlar? Buradaki artı değer en sonda olamaz. Buraya aldığımızda eksi 76'yı da bu tarafa aldığımızda doğru sıralama gerçekleşebilir. Yaptığımızda 494 en büyük, artı 75 yani eksi 75'in mutlak değeri ikinci sırada. Sonra eksi 1'in mutlak değeri, sonra eksi 39 ve en küçük de eksi 76. Yani şu ikisini yerini değiştirdiğimizde sıralama doğru halde oldu. Doğru sıralama şekli bu şekilde arkadaşlar. O yüzden eksi 76 ile eksi 75'in mutlak değer içindeki ifadenin yer değiştirmesi gerekir. O da hangi şıkta var arkadaşlar? C şıkkında eksi 76 ile mutlak değer içerisinde eksi 75'in yer değiştirirse sıralamamız doğru şekilde olmuş oldu. 14. sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu arkadaşlar. 15. sorumuz Olduğuna göre A yerine yazılacak tam sayılar arasında kaç tane tam sayı vardır? Mutlak değeri 5 olan 2 değer vardır. Eksi 5 ve artı 5 arkadaşlar. Bunları arasındaki e, sayılarda kaç tane sayı var demiş aralarında. Eksi 5 ile artı 5 arasında eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 var. Arasında dediği için eksi 5 ve artı 5'i saymıyoruz arkadaşlar. Kaç tane bunlar? 4, 4. 8 0 var bir de 9 tane. 15. sorumuzun cevabı da şıkkı çıkmış oldu. 16. sorumuz. Başlangıç noktasının uzaklığı 5 birim ile 7 birim arasında olan bir tam sayı aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz? Bu soruda ufak bir anlaş yani anlatmada sıkıntı var arkadaşlar. 5 birim ile 7 birim arasında olan bir tam sayı aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz? Ee, eğer 8 birim uzaklık 8 olursa bu nokta 5 birim ve 7 birimden daha fazla olacağı için 8 olamaz diyeceğiz. Ama soruyu tam anlaşılır kısmında bir hata var. Yine de 5 birim ve 7 birimden daha büyük olan 8'in olamayacağını düşünebiliriz. 16 sorumuzun cevabına D diyebiliriz. Ama bir hata var diye de ekleyelim 16 sorunun anlaşılmasında. Değişik olarak da belirtmiş olduk. Devam ettik arkadaşlar. 61. sayfamızla. 61. sorumuza baktığımızda <laughs> Sinem'in yaşı eksi 11 sayısının başlangıç noktasına olan uzaklığı kadardır. Yani mutlak değeridir. Eksi -11 11'in mutlak değeri nedir arkadaşlar? Artı 11. Yani Sinem 11 yaşındaymış. Tülay'ın yaşı iki basamaklı en büyük negatif tam sayı. 2 basamaklı en büyük negatif tam sayı. Eksi 10'dur. Bunun mutlak değeriymiş. Eksi 10'un mutlak değeri artı 10'dur. Tülay da artı 10 yaşında. Birisi 11 diğeri 10 yaşında. Yaşları toplamı 11 artı 10 ne yapar arkadaşlar? 21 yani birinci sorumuzun cevabı B şıkkı çıkmış oldu. İkinci sorumuzla devam ettik. Turbo harflerine karşılık gelen sayılarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre harflerine karşılık gelen tam sayılar aşağıdakilerden hangisidir demiş. T sayısının mutlak değeri 8'dir. Şıkları incelersek bunların hepsinin mutlak değeri 8'dir arkadaşlar. O yüzden bütün şıklar olur. U sayısı sayı doğrusunda en sağda yer, yer alır. U sayısı sayı doğrusunda en sağda ise en büyük değer olması gerekir. Bakalım sağlıyor mu? U eksi 6 demiş. Bakın en sağda en büyük olması lazım. Bu şıkka baktığımda en büyük değer eksi 6 değil. 8 var burada. B şıkkına baktığımda 6'dan büyük değer var mı? 10 var, 8 var. Bu da o zaman U'da B değerlendi. C, e, C şıkkına bakarsam, eksi 6'dan daha büyük değerler var mı? 3 değeri var, eksi 3 değeri var. Burada da e, en büyük değer U değeri değil. D şıkkına bakarsam, 6 değeri en büyük değer mi? Evet, 4'ten eksi 3'den, eksi 10'dan, eksi 8'den büyük. Tek şık D sağlıyor. İkinci ifademi, diğer ifadelerimi okuma bile gerek kalmadı arkadaşlar. İkinci ifademde sadece D şıkkı sağlamış oldu. Diğer ifadeleri okursanız, D'nin diğer maddeleri de sağladığını göreceksiniz e, ee, i̇kinci sorumuzun cevabı değişik çıkmış oldu. Üçüncü sorumuza geçtim arkadaşlar. Mutlak değeri ondan küçük en büyük negatif tam sayı ile en büyük rakam arasında kaç tane pozitif olmayan sayı vardır? Mutlak değeri ondan küçük en büyük negatif tam sayı eksi 9'dur arkadaşlar. Mutlak değeri ondan küçük olsun dediği için. O yüzden eksi 9'u aldık. Eksi 9 ile en büyük rakam en büyük rakam kaç arkadaşlar? 9. Eksi 9 ile artı 9 arasındaki kaç tane pozitif olmayan pozitif olmayanları sordu. Eksi 8 var, eksi 7 var, eksi 6 var, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 2, eksi 1 ve 0 da pozitif olmayan bir sayıdır. 0 işaret olmayan bir sayı o yüzden onu da alacağız. Kaç tane diye pozitif? kaç tane pozitif olmayan var diyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane arkadaşlar. Üçüncü sorumuzun cevabı da B şıkkı olmuş oldu. Burada sıfırı unutmuyoruz. Sıfır pozitif olmayan bir sayıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçtik. Aşağıda KLM harflerine karşılık gelen tam sayı değerlerine ait matematik cümleleri verilmiştir. Buna göre KLM harflerine karşılık gelen sayıları mutlak değer aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hava sıcaklığının sıfırın altında 21 yani eksi 21. Bunun mutlak değeri artı 21'dir. Ve var şıklarda arkadaşlar. Bizim takım 4 gol yedi yani eksi 4. Mutlak değeri artı 4. Ve şıklarda var. 3 basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayı. 3 basamaklı rakamları farklı en küçük. En küçük dediği için eksi alacağız. En küçük dediği için de 987'yi alacağız arkadaşlar. Eksi 987 en küçük 3 basamaklı e, birbirinden rakamları farklı olan en küçük sayıdır. Eksi 987 mutlak değeri de 987'dir. Bu da var şıklarda. O zaman hangisinin karşılığı yok arkadaşlar? 102'nin yani 4. sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu. 5. sorumuza baktık. Aşağıda verilen sayı doğrusunda A, B, C, D harflerini birer tam sayı ile ifade edilmektedir. Aşağı, e, ilgili aşağıda bilgiler verilmiştir. Buna göre B sayısı kaçtır diye sormuş. C sayısı en büyük negatif tam sayıdır. Yani C sayısı o zaman eksi bir arkadaşlar. A ile C sayıları arasında 8 tam sayı vardır. A ile C arasında 8 tane <laughs> tam sayı varmış. O zaman arada eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8, 2, 4, 6, 7. Bir tane daha koydum. Eksi 9, 2, 4, 6, 8 tane oldu. O zaman bir sonraki sayım yani eksi 10 A sayımıza karşılık gelir. A sayısını bulmuş olduk. Eksi 10'u. A ile D sayılar arasında 17 sayı vardır. D'ye kadar 17 sayı varmış arkadaşlar. Şimdi eksi 1'e kadar kaç sayı vardı? 8 vardı. Eksi 1, 9 oldu. 0. 0 da 10. sayımız oldu. 1, bir 11. sayı. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 17 şurayı da arkadaşlar. 18'in sayım benim sayım. Yani D sayısı da artı 8 olarak karşımıza geldi. B ile D sayıları arasında 11 sayı vardır. D'den eksi 1'e kadar, D'den 11 sayı sayalım arkadaşlar. 8'den itibaren bu tarafa doğru 11 sayı sayacağım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Bakalım oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane şurada eksi 3 de bitti. 8 ile aralıkta 11 sayı varmış. 11 sayı şurada bitti arkadaşlar. 12. sayı benim sayım. Yani b eksi 4 değerini almış oldu. Cevabımızda c şıkkı çıkmış oldu. Birazcık zor bir soruydu arkadaşlar. Aradaki sayıları saymanız lazım. Tek tek bir o tarafa bir bu tarafa gittik. Baya uzunca bir soruydu. Ve b'yi en son eksi 4 olarak bulmuş olduk. altın sorumuza baktık. A yerine yazılacak tam sayılardan kaç tanesi mutlak değeri pozitiftir? A yerine gelebilecek sayıları yazalım. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 değerleri gelir arkadaşlar. Bunların mutlak değerlerin hepsi pozitif mi? Hayır. Eksi 3'ün evet pozitif. Eksi 2'nin evet. Eksi 1'in evet. Bu üçünün evet. 1'in de pozitif. 2'nin de pozitif. Ancak 0'ın mutlak değeri yine sıfıra eşit ve bu bir pozitif değer değildir arkadaşlar. O yüzden sıfırı dahil etmiyoruz. 3, 5 tanesinin değeri pozitif. Sıfırın pozitif değil. Burada sıfırı silmeyi unutmuyorsunuz. Sıfır dahil ederseniz 6 sayı çıkar karşınıza. Sıfırı elediğimizde 5 sayının mutlak değeri pozitif olarak karşımıza çıkmış oldu ve cevabımız B 5 çıkmış oldu arkadaşlar. 7. sorumuz. Mutlak değer A 5 olduğuna göre A yerine kaç farklı tam sayı yazılabilir? Mutlak değeri 5'ten küçük olan ifadeler 4'ün, 3'ün, 2'nin, 1'in ve 0'ın. Aynı şekilde eksi 1'in, eksi 2'nin, eksi 3'ün ve eksi 4'ün mutlak değerleri 5'ten küçüktür arkadaşlar. Bu değerler kaç tane? 4, 8, 9 tane e, A yerine gelebilecek farklı tam sayı vardı arkadaşlar. 9 tane demiş olduk. 7. sorumuzun cevabı da B şıkkı çıkmış oldu. Diğer sayfamla devam ettim arkadaşlar 62. sayfamızla. Aşağıda verilen sayı doğrusuna tavşan başlangıç noktasındadır. Tavşanın sol kısmındaki her bir aralık 2 birim, sağ kısmında kalan her iki nokta arası 1 bir birimdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tavşanın kediye olan uzaklığı 12'dir. Sol taraftaki 2, 2 ilerliyormuş. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet arkadaşlar burası eksi 12 noktası. Burası başlangıç demişti. Diğerini de bulursak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası da artı 8 noktası arkadaşlar. Tavşanın kediye olan uzaklığı 12 bulduk zaten 12. Tavşanın kaplumbağaya olan uzaklığı 8. Evet tavşan kaplumbağası 0'dan 8'e 8. E 8. Kedi ile kaplumbağa arasında 20 ta tam sayı vardır. Bu aralıkta 19 tane tam sayı vardır arkadaşlar. Aralık dediği için bu iki değeri almadığım için 19 tane değer var. O yüzden yanlış olan ifademiz C şıkkı olacak. D şıkkına bakarsak tavşan kaplumbağaya daha yakındır. Tavşan kaplumbağaya gördüğünüz gibi daha yakın. Kediye daha uzak bir noktada. Bu da doğru. Sadece C şıkkı 20 tam sayı değil. 19 tane tam sayı olacak arkadaşlar. Tek tek saydığınızda 19 olarak bulunmuş olursunuz 8. sorumuzda. 9. sorumuza devam ettim. Filiz Sivas'ta Aralık ayında balkonda ve odasında bulunan termometrelerin göstermiş olduğu sıcaklık değerlerini not etmiştir. Balkonda bulunan termometrenin göstergesi sıfırın altında ve mutlak değerin odasında mutlak değeri odasında bulunan termometrenin sıcaklık değerinden daha büyüktür. Balkonda bulunan termometrenin gösterdiği göstergesi sıfırın altında eksi bir değer alacak balkon bakalım bakın burada artı değer alan var balkonun o yüzden C şıkkını eledim ve mutlak değeri odasında bulunan termometrenin sıcaklık değerinden daha büyüktür mutlak değeri de odadakinden büyük olacak eksi 25'i mutlak değeri artı 25 odadakinden büyük olmadı Eksi 24'ün mutlak değeri artı 24 odadakinden büyük olmadı. Eksi 30'un mutlak değeri artı 30 odadakinden daha büyük oldu. Tek sağlayan şık gördüğünüz gibi arkadaşlar 9'un sorumuzu B şıkkı sağlamış oldu. Onun sorumuzla devam ettik. A tam sayısından küçük 8 tane negatif olmayan tam sayı olduğuna göre A tam sayısından küçük 8 tane negatif olmayan tam sayı olduğuna göre A kaçtır arkadaşlar? A 8'dir. Neden arkadaşlar? 8'den küçük 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 negatif olmayan 8 tane sayı vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Gördüğünüz gibi 8 e, A'dan küçük 8 tane negatif olmayan sayı istiyor. Bu 8 değerini alırsanız ondan küçük 8 tane negatif olmayan sayı vardır. O yüzden A sayımız 8 sayısı olacaktır arkadaşlar. Burada sıfırı saymayı unutmuyorsunuz. Yine 8 sayısını alırsak ondan küçük e, negatif olmayan 8 tane sayı var demiş olduk. 11'in soruyla devam ettik. Kerim amcanın kredi kartı harcamalarının özeti aşağıda ekstra de verilmiştir. Buna göre Kerim amca hesap hareketiyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. 28-11- 19 tarihinde Kerim amca evinin kirasını ödemiş olabilir. 28-11-19 eksi 900 evet kira ödemiş olabilir arkadaşlar. 12-11-19 tarihinde Kerim amcanın maaşı yatmış olabilir. 12-11-19 da 5000 TL gelmiş. Evet maaş yatmış olabilir. 18-11-19 artı 550 şu an. Kelen paranın miktarı 28-11-19 tarihinde harcadığı para miktarından azdır. Şimdi burada miktar dediği için arkadaşlar değerlerini bulmam lazım. Bu 550 lira gelen miktar. 9 lira çıkan miktar. Yani mutlak değer gibi düşünebilirsiniz. Miktar olarak düşünmem lazım. 9 gelen para giden paradan daha azdır miktar olarak. Doğru bir değer. Çünkü 550 daha az. Gelen para daha azdır. Doğru. Burada Sakın ola değer sayıları karşılaştırmayın arkadaşlar. Değer miktar olarak sorduğu için 550 TL 900 TL'den daha düşüktür. Onu soruyor. C de o yüzden doğru. D şıkkı en fazla harcamayı 12 11 19 tarihinde yapmıştır. Harcama yapmamış arkadaşlar. Burada para gelmiş hesaba eklenmiş. Harcama değil eklenmesi gerekiyor. O yüzden yanlış olan şıkkımız D şıkkı. Yine C şıkkına burada dikkat etmeniz gerekiyor. C şıkkı çeldirici oradaki ufak ayrıntıya miktarı sorduğuna dikkat etmemiz gerekiyordu. 12. sorumuza geçtik. Yukarıdaki verilen görselde 40 metre yukarıda uçan kuş ve 30 metre derinde yüzen bir balık verilmiştir. Deniz seviyesine göre kuşun uçtuğu yükseklik ile balığın yüzdüğü mesafe aşağıdakilerden hangisidir? Deniz seviyesi sıfırda arkadaşlar. Sıfırın 40 metre üstü artı 40 ile 30 metre altı eksi 30 ile ifade edilir. O zaman kuşumuz artı 40'da balığımız eksi 30'da yani C şıkkındaki ifademiz doğru olmuş olur. Ee, yani 12. sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi kolay bir soruymuş 12. sorumuz. Diğer sayfamla devam ettim 63. sayfayla. Aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız dedi arkadaşlar. Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyük. Yani 21 bölü 19 en büyük. Sonra 7 bölü 19 en küçük de 5 bölü 19 olarak karşımıza gelir. Payı eşitse paydası büyük olan 21 bölü 13 en büyük. Sonra 18 bölü 13 ve en küçük de 4 bölü 13 olarak yine sıralama karşımıza gelmiş oldu. Ve ikinci etkinliğimize doğru ilerlemiş olduk arkadaşlar. İkinci etkinliğimizde aşağıda verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Yukarıda büyükten küçüğe sıraladık ama ne sormuştu? Büyükten küçüğe tamam. İkincide küçükten büyüğe sıralamamız istenmiş arkadaşlar. Payı Payları eşitse arkadaşlar payı küçük olan daha büyük. Yani 5 bölü 8 buradaki en büyük değer. 5 bölü 17 en küçük değer. 5 bölü 17 küçüktür. 5 bölü 11 küçüktür. 5 bölü 8. Burada bakın arkadaşlar paylar eşitse paydası küçük olan en büyük. 5 bölü 8 en büyük değer. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yine payları eşitse payı en küçük olan en büyük en büyük olan da en küçük yani 41 bölü 29 en küçük sonra 41 bölü 21 ve 41 bölü 18 en büyük değer olarak karşımıza gelmiş oldu. Küçükten büyüğe de sıralamış olduk. ikinci sorumuzu. Üçüncü sorumuza baktık. Aşağıda verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Burada pay ve paydaları eşit değil arkadaşlar. O yüzden payda, pay ve paydaları eşitleyebilirim. Bunu 4 ile genişletirsem 12 olur. Bunu da 2 ile genişletirseniz payda 12 olur. Genişletmeyi yaptığımda 8 bölü 12, 10 bölü 12 ve 7 bölü 12 olarak karşımıza 3 kesiri çıktı. Sıralamasını yaptığımda 10 paydalar eşit. Payı büyük olan 10 bölü 12 en büyük yani o kesir 5 bölü 6 idi. 5 bölü 6 en büyük. Sonra 2 bölü 3, 8 bölü 12'nin ilk hali 2 bölü 3'tü. Ve en sonunda 7 bölü 12 olarak sıralanmış oldu ilk ifadem paydaları eşitlediğimizde. İkinci ifademize bakarsak yine paydaları eşitleyelim. 8'i 3 ile 12'yi 2 ile genişletirsek paydalar eşitlenir. 5 bölü 24 aynı şekilde genişlettiğimde 9 bölü 24 14 bölü 24 gördüğünüz gibi paydalar eşit payda, paydalar eşit payı büyük olan 14 bölü 24 en büyük yani 7 bölü 12 en büyük e, ikinci ifade 9 bölü 24 yani 3 bölü 8 o da büyüktür. 5 bölü 24'ten. Küçükten büyüğe demiş arkadaşlar. Bunun tam tersini yazabilirsiniz. 5 bölü 24 küçüktür. 3 bölü 8'den o da küçüktür. 7 bölü 12'den. İlk ifadeyi de biz bu şekilde büyükten küçüğe yazmıştık. Siz tam tersi şekilde yazabilirsiniz. 7, 5 bölü 24 en küçük. 7 bölü 12 en büyük olacak şekilde sıralamayı düzeltebilirsiniz. Birinci de de. Dördüncü ile devam ettim arkadaşlar. Aşağıda verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. 18, 15 ve 7. Bakın burada payda eşitlemede sıkıntı olur. O yüzden burada başka bir yöntem kullanabiliriz. Yarıma yakınlığı kullanabilirsiniz arkadaşlar. 7'nin yarısı 3,5. Bakın yarıma yarımdan çok az. Yed, yarımı bulmak için nasıl yapıyorduk? Paydanın yarısını alırız. 7'nin yarısı 3,5. Burada ne var arkadaşlar? 3. O zaman yarımdan çok az küçük. Bu çok az bir küçük değere sahip yarımdan. 18'in yarısı kaç arkadaşlar? 18'in yarısı 9 olacak. Bu da yarımdan küçük bir değer. 15'in yarısı 15'in yarısı 7,5. Bu da yarımdan küçük bir değer. Çok az küçük olan değer 3 bölü 7'nin en büyük olduğunu anlayabiliriz. Ancak bu şekilde yine hepsi yarımdan az olduğunda sıralamada sıkıntı yaşayabiliriz. Diğer yöntemimiz neydi arkadaşlar? Çapraz çarparak sıralama. 3 bölü 7 ile 6 bölü 18'i çapraz çarparak hangisinin daha büyük olduğunu bulabilirsiniz. Zaten 3 bölü 7'nin yarıma en yakın olduğunu, en büyük değer olduğunu söylemiştik ama buradan da bulmuş olalım. 3 çarpı 18 ne yapar arkadaşlar? 54. 6, 6 kere 7 42 eder. Yani bu değer bu değerden büyük olduğu için 3 bölü 7 daha büyüktür. 6 bölü 18'den. Zaten 3 bölü 7'nin en büyük değer olduğunu söylemiştik. Şu iki değer arasında çapraz çarpma yaparsak 6 bölü 18 2 bölü 15 sıralamasını bulalım. 6 çarpı 15 90. 18 çarpı 2 ne yapar arkadaşlar? 36. Gördüğünüz gibi 90 36'dan büyüktür. Yani 6 bölü 18 de daha büyükmüş. 2 bölü 15'ten sıralamamız çıkmış oldu. 3 bölü 7 en büyük. İkinci sırada 6 bölü 18. 6 bölü 18 de büyük. 2 bölü 15 şeklinde sıralama çıkmış oldu. Yine küçükten büyüğe sorduğu için 2 bölü 15 en küçük. 6 bölü 18 küçük. 3 bölü 7 diye söylemiş olduk arkadaşlar. Burada sıralamada payda işleme değil. E, önce yarıma yakınlığa baktık. Yine ev olmadığı için çapraz çarpma yöntemini kullandık. 3 tane farklı yöntemimiz vardı. Siz de istediğinizi kullanarak yapabilirsiniz bu soruyu. En kolay çapraz çarparak çıkıyordu. 5. sorumuza baktığımızda sıralamasında A yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi sıralamada pay, iki tanesinin paydası eşit. O zaman bunu da eşitleyelim. 3 ile genişletirseniz payda 24'te buluşur. Genişletmeyi yaptığımda 9 bölü 24 A bölü 24 ve 13 bölü 24. Yani paydalar eşit. Paylardaki aralığı belirledik. 9 ile 13 arasında olan sayılar yani 10 olabilir, 11 olabilir ve 12 olabilir. 3 tane değer alabilir A değeri arkadaşlar. A yerine yazılabilecek Doğal sayıların toplamını sormuş. 3 tane değer aldı. Bunların toplamımız dedi. 10, 11 daha 21. 12 daha 33. Toplamları da 33 edecektir. A yerine gelebilecek sayıların. Burada paydaları eşitlemek için 3, e, bölü 8 ifadesinde genişletileceğini unutmuyoruz arkadaşlar. O şekilde A'yı bulabiliriz. Devam ettik 6. sorumuzla. Sayı doğrusunu gösteriniz demiş. 4 bölü 7 kesrini sayı doğrusunda göstermem isteniyor. Bu bir basit kesir olduğu için 0 ile 1 arasındadır arkadaşlar. 7 parçaya bölüp 4. almamız lazım. Payda kadar eş parçaya böleceğiz. 7 parçaya bölmek için bu aralığa 6 çizgi atmanız lazım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 çizgi attığınızda 7 parçaya bölünmüş olur. 4.sünü al dediler. 1, 2, 3 ve 4. Şurası 4 bölü 7'ye eşit bir nokta olmuş olur arkadaşlar. 7 parçaya bölüp dördüncüsünü aldık. 5 bölü 8 bu da yine 0 ile 1 arasında. Bu aralığı 8 parça bölüp 5.sini alacağız. 8 parça bölmek için 7 çizgi atmam lazım arasına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çizgi attım ve 8 parça bölünmüş oldu. 5.sini alacağız. 1, 2, 3, 4, 5. noktamız 5 bölü 8'e karşılık gelmiş oldu. Üçüncü sorumuz 1 tam 2 bölü 3. Burada 1 tam dediği için bu sayı 0'ı geçmiş, 1 tamı geçmiş, 2 tam doğru gidiyor. Bakın 1 tamı tamamlamış, 2 tama doğru ilerleyecek. 1 tamı tamamladık. Devam ediyor. 1 ile 2 arasında bir değer olacak. 3 parçaya bölmem istendi. O yüzden 2 tane çizgi atmam yeterli. İkincisini alacağız. 1, 2. Şu nokta arkadaşlar 1 tam 2 bölü 3'e eşittir. Burada aralığı belirtmeniz lazım. 1 ile 2 arasında 3 parçaya bölüp ikincisini almış olduk. Diğer ifadem 2 tam 3 bölü 5. Bu bakın 2 tamı tamamlamış. 2 ile 3 arasında bir değer. Diğerlerini almadım. 2 ile 3 arasında 0 ile 1'i tamamlamış. 2'yi tamamlamış. 2 ile 3 arasında bir değer. 2 tam dediği için. 5 parçaya böleceğiz bu aralığı. 5 parçaya bölmek için 4 çizgi attım. 3.sünü aldıydılar. 1, 2, üçüncüsünü aldım. 2 tam 3 bölü 5 değeri o noktaya karşılık gelmiş oldu. Aralığı belirlemek önemli arkadaşlar. 2 ile 3 arasında bir değer burası. 21 bölü 4 arkadaşlar. Bunu tam sayılı kesi çevirerek yine sıralama yapabilirsiniz. Benim yerim az olduğu için tam sayılı kesile çevireceğim önce. 4'e böldüğümde 5 kere 4 20 kalan 1. Bunu tam sayılı şekilde yazdığımda 5 tam kısma 1 paya 4 de paydaya gelir. 5 tam 1 bölü 4. O zaman bu sayım 5 tam dediği için 5 tamamlamış 6'ya doğru ilerleyen bir sayı. 5 ile 6 arasında bir sayı olacak. Bu aralığı 4 parçaya bölmem gerekiyor. O yüzden 3 çizgi atacağım. 3 çizgi attığımda 4 parçaya bölünür. Birincisini alacağız. Şu nokta 5 tam 1 bölü 4 yani 21 bölü 4'e eşit bir yer olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar. Son ifademde 13 bölü 5. Yine bunu tam sayılı kesir çevirirseniz 2 defa kalan 3 yani 2 tam 3 paya 5 paya geldi. 2 tam 3 bölü 5. 2'yi tamamlamış 3'e doğru ilerleyen bir kesir arkadaşlar. 2 tam dediği için. 5 parçaya böleceğiz. 4 çizgi attım. Üçüncüsünü alacağız. 1, 2, üçüncüsünü aldım. Burası iki tam. 3 bölü 5'e yani 13 bölü 5'e eşit bir nokta olmuş oldu. Son ikisini siz bileşik kesirde sıralama yap sayı doğrusunu gösterdiğimiz gibi yapabilirsiniz. Ben e, tam sayılı kesti çevirerek sadece aralığını bulmuş oldum arkadaşlar. İki gösterimde kabul olur. Yedinci sorumuz. Sayı doğrusu üzerinde gösterilen sayıları yazınız demiş 0 sıfırla bir arasında basit bir kesir. Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Paydamız 5. 1, 2, 3. alınmış. Yani A yerine 3 bölü 5 değeri gelecek arkadaşlar. B ne olacak? Bakın 1 tamla 2 tam arasında. Yani 1 tamı tamamlamış. Paydam kaç? Kaç parça bölündü? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça bölünmüş. Kaçıncısı? 1, 2, 3. alınmış. Yani 1 tam 3 bölü 6'da. B değerine karşılık gelmiş olur. İkisini de bulmuş olduk. Diğer ifademize baktım. Kaç parça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça. Paydamız 8. Kaçıncısı alındı arkadaşlar? 1, 2, 3 ve 4. C, 4 bölü 8'i temsil eden bir sayı. D de yine bir tamı tamamladığı için bir tamla başlayacak. Aralığımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçaya bölünmüş. bölünmüş. Kaçıncı sanılmış? 1, 2, 3, 4. sanılmış. Yani bir tam 4 bölü 9'a karşılık gelen bir değer D değerimiz. Diğer ifademize geçtik. E'ye geçtik arkadaşlar. 2 ile 3 arası 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. 2 tamı tamamladığı için önce 2 tamı yazdım. 6 parçaya bölündü. Kaçıncısı alındı? 1. ikincisi yani E. 2 tam 2 bölü 6'ya karşılık gelen bir nokta. F'yi ba bakalım arkadaşlar. 3'ü tamı tamamlamış. Bakın 3 tamı geçmiş artık. 3 tamla başlayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya bölünmüş. 1 ikincisi alınmış yine. 3 tam 2 bölü 7'ye karşılık gelen de F noktası olmuş oldu arkadaşlar. Diğer ifademe geçtiğimde K 5 tamı tamamladığı için 5 tamı yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4'ün sanılmış. 5 tam 4 bölü 6 ifadesi G'ye karşılık geldi. H ifadesi 6 tamı tamamladığı için 6 tam olacak. 6 tam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5 6.sı alınmış. 6 tam 6 bölü 8 de H değerine karşılık gelmiş oldu. Sayı doğrusundaki değerlerini bulmuş olduk ifadelerimizin. 8. sorumuzla devam ettik. 5 7'den büyük 6 7'den küçük 4 tane kesir yazınız demiş. Şimdi bu aralıkta gördüğünüz gibi hiç kesir yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Genişleterek bu aralığı e, aralıkta sayılar bulabiliriz. 7 5 ile genişletirsek 5 bölü 7 ve 6 bölü 7 genişlettiğimizde 25 bölü 35 eder. 6 bölü 7'yi genişlettiğimizde 30 bölü 35 eder. Gördüğünüz gibi genişletmeler yaparak şu ifadeyi düzeltelim arkadaşlar. 30 bölü 35 genişletme yaparak aralığı genişletmiş olduk arkadaşlar. 25 bölü 35 ile 30 bölü 35 arasında sayılar vardır. Yani 26 bölü 35 bu aralıktadır. 27 bölü 35 bu aralıkta. 28 bölü 35 bu aralıkta. Ve 29 bölü 35 bu aralıkta 4 tane sayıdır. Eğer iki sayı arasında sorulduğunda bu şekilde genişleterek 3 ile 4 ile 5 ile genişleterek aralığı genişletebilirsiniz. 26 bölü 35 bu iki sayı arasında çıktı gördüğünüz gibi. 27 bölü 35, 28 bölü 35 ve 29 bölü 35 bu aralıktadır. E buna dikkat edelim. aralığı Aralıkta sayı istiyorsak genişletmeler yaparak o aralığı genişlete demiş olduk arkadaşlar. Ve 63. sayfayı da bitirmiş olduk. 64. sayfayla devam ettim. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş arkadaşlar toplamalar var. Toplamaları yapacağız. Paydalar eşitse iş kolay işimiz arkadaşlar. Paydalar eşitse sadece payları topluyoruz. 2 artı 1 3 Paydamız da şöyle düzeltelim. 2 artı 1 3 paydamız sabit. 3 3 bölü 3 o da neye eşit arkadaşlar? 1 tama eşit. Altta 7 ile 3 topladık. 10 paydamız 18 Sadeleştirmeler varsa sadeleştirilmiş en sade halini bulalım arkadaşlar. 10 ve 18 ikisi de 2'ye bölündüğü için 10'u 2'ye böldüm 5. 8'i 2'ye böldüm 9. 5 bölü 9 cevabına ulaşmış olduk. Topladığımızda 8 3 daha 11 paydam da 11. 11 bölü 11 yine 1 tama eşit. 4 ile 2'yi topladım 6 bölü 7. Burada bir sadeleşme yok. 8 ile 4'ü topladım 12 paydam 19. Burada da bir sadeleşme yok. 12 ile 5'i topladık 17 Paydam da 17. 17 bölü 17 yine bir tama eşit. Bakın hepsini çözmüş olduk arkadaşlar. İkinci kısma geçtim. Toplamaları yapınız. Burada paydalar eşit değil. Paydaları eşitlememiz lazım. Paydalar eşitlenmeden toplama yapılmaz arkadaşlar. O yüzden burayı 2 ile genişletirsem paydayı 10'da buluştururuz. Genişletmeyi yaptığımda 4 bölü 10 artı 1 bölü 10. Topladığınızda da 5 bölü 10'a eşit bir ifade olmuş oldu birinci ifade. Yine Şıklarda belki 5 bölü 10'u bulamazsınız arkadaşlar sadeleşmiş haliyle. İkisi de 5'e bölünen bir sayı bunların. 5'i 5'e böldüğünüzde 1, 10'u 5'e böldüğünüzde 2. Yani şıklarda veya cevabında 1 bölü 2 ile karşılaşabilirsiniz. 5 bölü 10 sadeleşen bir ifade. Birincimizin cevabı 1 bölü 2, 5 bölü 10 çıkmış oldu. İkinciyi yaptığımda ne genişletmeyi yaparsak 3 ile genişletirsem payda 9 buluşur. Birinci ifadem aynı 2 bölü 9 artı ikinci ifadem 6 bölü 9. Topladığınızda da 8 bölü 9 cevabına ulaşmış olduk. Sadeleşme var mı? Yok arkadaşlar. O yüzden 8 bölü 9 şeklinde kalmış oldu. Üçüncü ifade 4 ve 6 12'de buluşur. 4'ü 3 ile 6'yı da 2 ile genişletmeniz lazım. Genişletmeyi yaptığınızda 3 bölü 12 artı 10 bölü 12 topladığınızda da 13 bölü 12 cevabına ulaşmış olduğunuz sadeleşme yok. Bazen bunun da tam sayılı kesre çevirilmiş hali sorulabilir. Bu bile, bir bileşik kesir çıktı sonucum. Bunu tam sayılı kesre çevirerek de cevaplarda bulabilirsiniz. 1 tam 1 bölü 12'ye eşittir. Aynı zamanda bu değer şıklarda ikisinden birisi karşımıza gelecektir. Diğer ifademe geçtiğimde payda 8'de buluşuyor. O yüzden buraya 2 ile genişletmem yeterli. Genişletmeyi yaptığımda 6 bölü 8 artı 1 bölü 8. Topladığımızda da 7 bölü 8'e karşılık gelmiş oldu ve sadeleştirme yok arkadaşlar. Yine 2 ile 8'i 4 ile genişletirsem 2'yi 8'de buluşturmuş olurum. Genişletmeyi yaptığımda 4 bölü 8 artı 3 bölü 8 topladığınızda 7 bölü 8'e eşit olmuş oldu. Burada da bir sadeleştirme yok arkadaşlar. 7 ve 21 3 ile genişletirsek 7'yi paydada 21'de buluşur arkadaşlar. 4 kere 3 12 7 kere 3 21 artı 4 bölü 21 topladığınızda da 16 bölü 21 cevabına ulaşmış olursunuz. Yine sadeleştirme bu soruda da yok. Bu şekilde cevaplarımız karşımıza gelmiş oldu 10. sorumuzda. Devam ettim 11. kısmımızla. Sonuçlarını bulunuz demiş arkadaşlar. Toplamalarda şöyle bir pratik yöntem var arkadaşlar. 3 artı 1 bölü 2 direkt 3 tam. Direkt 3 tam 1 bölü 2 ifadesine eşittir. Bunu da bileşik kesi çevirmeniz gerekirse 3 kere 2 6 1 eklediniz 7 bölü 2 cevabına ulaşmış olursunuz. Ee, bu şekilde bir doğal sayı ile bir kesir toplanırken pratik bir yöntem var. Burası 2 tam 4 bölü 7'ye eşit. Yani 7 kere 2 14 4 ekledim. 18 bölü 7'ye eşit. Bu 4 tam 2 bölü 5'e o da eşittir. 4 kere 5 20 2 ekledim. 22 bölü 5'e Burada 1 tam 8 bölü 9'a yani bileşik kese çevirsek 1 kere 9 9 8 daha 17 bölü 9'a eşit bir değer olmuş oldu. Gördüğünüz gibi pratik şekilde toplanmış oldu 11. sorumuz. 12. sorumuz. Burada bileşik kesri tam sayılı kesri bileşik kesri çevirerek yapmamız gerekiyor arkadaşlar. En garanti çözümdü. Diğer yöntem de var ama orada her zaman garanti cevap çıkmayabilir. O yüzden bunları önce bileşik kese çevirelim. 3 kere 4 12 1 ekledim. 13 bölü 4 artı 6 kere 2 12 1 ekledim. 13 bölü 6. Şimdi paydaları eşitlemeniz gerekiyor. 4 ve 6 nerede buluşur arkadaşlar? 12'de. 4'ü 3 ile 6'yı da 2 ile genişletmem lazım. 13 çarpı 3 39 bölü 12 artı 13 çarpı 2 26 bölü 12 Toplandığında 40 olsa 66 olur. 65 bölü 12 cevabına ulaşmış olduk. Bazen şıklarda bileşik kesir hali değil tam sayılı kesir hali olabilir. O yüzden burada bir dönüşüm yapmanız gerekebilir. Eğer şıklarda bu ifademiz yoksa. Birincinin cevabını vermiş ol. İkinciye geçtim arkadaşlar. 4 kere 5 20. 1 ekledim. 21 bölü 5 artı 1 kere 10 10. 3 ekledim. 13 bölü 10. Paydaları eşitlemem lazım. 2 ile genişletiyorum. 42 bölü 10 artı 13 bölü 10 topladığınızda da 55 bölü 10 cevabına ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Sadeleşiyor. 5'e böldüğünüzde 11, 5'e böldüğünüzde 2 yani cevabınız 11 bölü 2 şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Yine şıklarda bu da olmayabilir. Tam sayılı hale çevirebilirsiniz. Bunun tam sayılı hale çevrilmiş hali 5 tam 1 bölü 2'ye eşittir. Şıklarda 3'ünden birisi bulunur. 55 bölü 10 da bulunabilir. 11 bölü 2 11 bölü 2 de 5'ten 1 bölü 2 de bulunabilir arkadaşlar. Dikkat edelim. Üçüncü ifadem 8 kere 4 32 2 daha 34 bölü 8 bunu çevirdiğimizde 6 kere 2 12 5 daha 17 bölü 6 Paydaları eşitlemem lazım 8 ve 6'nın ortak bir katı lazım bize arkadaşlar 24'te buluşur 8'i 3'le 6'yı da 4'le genişletmemiz gerekir 34 çarpı 3 4 kere 3 12 elde var 1 102 bölü 24 artı 17'yi 4'le çarparsak 7 kere 4 28 elde var 2 68 bölü 24 Toplarsak da arkadaşlar 170 bölü 24 çıkmış oldu Sadeleşme var. 172'ye böldüğümüzde ne çıkar arkadaşlar? E, 170'in yarısı 95. 85. 85 olur. Evet arkadaşlar. 172'ye böldüğümde 85 bölü e, 24'ü 2'ye böldüğümde 12. 85 bölü 12 cevabına ulaşmış oluruz bu sorumuzda da. Ve son olarak. Son ifademiz. E, ee, bileşik kesi çevirsek 7 çarpı 10 79 daha 79 bölü 10 artı 3 kere 15 45 4 daha 49 bölü 15 10 ve 15 paydalarını eşitlemem lazım. 10 ve 15 nerede buluşur arkadaşlar? 15'in ikinci katı yani 30'da buluşur. 15 çarpı 2 30 10 çarpı 3 30 olur. 79'u 3 ile çarptığınızda da 9 kere 3 27 elde var 2. 7 kere 3 21. 2 daha 23. Yani 237 bölü. 30 oldu. Artı 2 ile genişlettiğimizde 9 kere 2 18 elde var. Bir 4 kere 2 8. 98 bölü 30. Toplamamız gerekiyor. 100 olsa arkadaşlar 337 olurdu. O zaman 335 bölü 30 cevabı çıkmış oldu. Her ikisi de 5'e bölündüğün belli arkadaşlar. Her ikisini de 5'e bölebiliriz. Bunu 5'e böldüğümüzde 6. 335'i 5'e böldüğümüzde 6 kere 30. 35'in içinde 7. 67 bölü 6 cevabına ulaşmış olduk sadeleştirdiğimizde de. Gördüğünüz gibi bileşik kese çevirerek en garanti çözümü bulabilirsiniz. Ancak birazcık sayılar büyük çıkar. İşlemlerle uğraşmamız gerekebilir. 12. soru güzel bir soruydu arkadaşlar. 13. sorumuz. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Çıkarmada da paydalar eşitse direkt çıkarma yapabiliyoruz. 5'ten 4 çıktı. 1 bölü 13'e eşit arkadaşlar. İkinci ifadem 8'den 4 çıktı. 4 bölü 19. Üçüncü ifademiz paydaları eşit. 40'tan 17 çıktı. 23 bölü 41. 7'den 4 çıktı. 3 bölü 15. Burada bir sadeleştirme söz konusu. İkisi de 3'e bölünen bir sayı. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 5. 1 bölü 5'e eşit yani. 5'ten 2 çıkardım. 3 bölü 21 yine sadeleşiyor. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 7. 1 bölü 7'ye eşit. 19'dan 2'yi çıkardığınızda 17 bölü 57. Cevabına ulaşmış olduk. Sadeleştirmeler varsa sadeleştirme yapmalı, yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Burası önemli bir kısım. Devam ettim 14. kısmına. Sonuçları bulunuz. Paydaları eşitlemem lazım. 2 ve 4. O yüzden 2'yi 2 ile genişletirsek paydaları eşitlemiş oluruz. 10 bölü 4 eksi 1 bölü 4 çıkardığımızda da 9 bölü 4 cevabına ulaşmış olduk birinci cevapta. İkinci 9 bölü 3'ü 3 ile genişletirsek paydaları 9 ile buluştururuz. 4 bölü 9 aynı şekilde yazıldı. Eksi 3 bölü 9 genişletme sonucunda çıkardığımda da 1 bölü 9. İkincinin cevabı 1 bölü 9 çıkmış oldu. Üçüncü ifademize bakarsak 4 ve 9'un ortak bir katı lazım. 4 ve 9'un ortak katı 36'da var arkadaşlar. O yüzden 4'ü 9'la 9'u da 4'le genişletebiliriz. 27 bölü 36 Eksi 16 bölü 36. Çıkarmayı yaptığımda 27'den 16 çıktığında arkadaşlar 11 kalır. Kalabilir. Kalır. 27'den 16 çıktı. 11 bölü 36. Sadeleşme yok. Cevabımız 11 bölü 36 çıkmış oldu gördüğünüz gibi. 5'in 4. ifademe geçtim. 4'ü 3 ile genişletirsek paydalar eşitlemiş oluruz. 21 bölü 12 Eksi 5 bölü 12. 21'den 5'i çıkardığınızda da 16 bölü 12 çıkmış olur bu ifademiz. Sadeleştirirse 2'ye bölünüyor ikisi de. Hatta 4'ü de bölünüyor. 4'e böldüğümde 16'yı 4. 12'yi 4'e böldüğümde 3. Cevabımız 4 bölü 3. En sade halini istersenizden 4 bölü 3 olarak karşımıza gelmiş oldu. Diğer ifadem 15'te buluşuyor. Bunu 3 ile genişleteceğiz. 13 çarpı 3. 39 bölü 15 eksi 4 bölü 15 39'dan 4'ü çıkarırsak 35 bölü 15. Yine sadeleşme var. 5'e bölünüyor ikisi de. 35'i 5'e böldünüz 7. 15'i 5'e böldünüz 3. Yani cevabımız 7 bölü 3 çıkmış oldu. Son sorumda 9 ve 5'in ortak katı. 45 ile 9'u ile 5'i de 9'la çarpalım. 50 bölü 45 eksi 36 bölü 45 çıkarmayı yaptığınızda arkadaşlar 50'den 36 çıktığında ne kalır arkadaşlar 14 paydamızda 45 yani cevabımız 14 bölü 45 olmuş oldu son ifademde gördüğünüz gibi bütün hepsini yaptık paydaları eşitledikten sonra sadece çıkarma işlemini yapmış oluyoruz 14. sorumuzun cevapları da bunlar oldu arkadaşlar 15. soru kısmımız Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz. Biraz önce şu 11'de olduğu gibi arkadaşlar nasıl yapmıştık? Direkt tam sayılı kesir gibi düşünüp kolay yönden çözmüştük. Yine bu şekilde çözebilirsiniz bunlar, bu soruları. Pratik bir yöntem var. 1 ile 8'i çarpıyorsunuz önce. 1 kere 8, 8. Çıkarma olduğu için toplamada ekliyorduk. Bakın 4 kere 5, 20. Artı 2 diyorduk toplama olduğu için. Burada çıkarma olduğu için 1 kere 8, 8. Çıkarma olduğu için 1 çıkardım. 7 kaldı. Paydam zaten sabit. 7 bölü 8'e eşit. Tekrar anlatırsak. 4 kere 7, 20, 7 kere 4, 28. Eksi 3 dediği için, çıkar dediği için 28'den 3 çıkardınız, 25. Paydamız sabit, 7. 7 kere 4, 28. 3 çıkardım, 25. Paydamız 7. 4 ile 10'u çarptınız, 40. 3 çıkardınız, 37 bölü 10. 3 ile 15'i çarptınız. 45. 4 çıkardınız. 41 bölü 15. Gördüğünüz gibi pratik, pratik şekilde işlem yapılabiliyor. O yüzden direkt çarpıyorum. Çıkarma olduğu için payı çıkarıyorum. Dikkat ettiyseniz onları yaptım. Şu ikisini sona bıraktım bilerek. Çünkü burada sayılar arkada. Onlara dikkat etmeniz lazım. Yine 3 ile 2'yi çarpıyorsunuz. 6. Bu sefer 11'den 6'yı çıkarıyorsunuz. İkinci ifademiz 2 iki olduğu için 3 kere 2 6 11'den 6 çıktı. 5 paydamız 3. Burada da 3 kere 4 12 21'den 12'ye çıkarırsak 9 bölü 4 olarak sonucumuz çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi pratik şekilde soruları çözmüş olduk. Bu pratik yöntemleri kullanabilirsiniz. 65. sayfamıza geçtik. testimiz arkadaşlar. Demiş ki yukarıda verilen kesirlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Paydalar eşit olduğu için payı büyük olan B şıkkı 4 bölü 9 en büyük. B en büyük. Sonra 2 bölü 9 A en büyük. Sonra da C. Yani B, A, C olacak. O da A şıkkında var gördüğünüz gibi. Birinci sorumuzun cevabı A şıkkı çıkmış oldu. İkinci sorumuz. Yukarıda verilen kesilerden en küçüğü hangisidir? Payları gördüğünüz gibi hepsinin 11 yani eşit. O zaman paydası Küçük olan 11 bölü 3 en büyük. Sonra 11 bölü 5. Sonra 11 bölü 7. O da büyük. 11 bölü 8'den. Bize en küçüğü diye sormuş. 11 bölü 8 en küçüğü yani C en küçük olmuş oldu. İkinci sorumuzun cevabı da C şıkkı demiş olduk. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen kesir doğru sıralaması. Paydaları eşitlememiz lazım. 4'ü 3 ile genişletirsem 12 olur. 3'ü de 4 ile genişletirsem paydaları 12 ile buluştururuz. 9 bölü 12, 5 bölü 12 ve 8 bölü 12 oldu arkadaşlar. En büyüğü gördüğünüz gibi 9 bölü 12 yani A en büyük. Sonra 8 bölü 12 yani C. 5 bölü 12 B en küçükmüş. A, C, B sıralaması yani B şıkkı çıkmış oldu 3. sorumuzun cevabında. 4. sorumuza baktık. Yukarıda verilen kesrin 19 bölü 4'ten büyük olması için A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 19 bölü 4'ü de tam sayılı kesre çevirirsek. 19'un içinde 4, 4 defa 16 kalan 3. 4 tam 3'ü paya aldım. 3, 4'ü paydaya aldım. 4 tam 3 bölü 4'e eşit bir ifade 19 bölü 4. O zaman bundan küçük olması isteniyor. Bakın 4 tam aynı. 3 de aynı sadece paydamız değişecek. 4 tamlar aynı olduğu için bir sıkıntı yok. 3 bölü 4'ten daha büyük olması isteniyor. 3 bölü 4'ten 3 bölü 5 olursa a yerine 5 yazsam bu daha küçük bir ifadedir. Paylar eşit olduğunda 5 olduğunda bu küçük bir ifade. 6 olsa daha küçük bir ifade olur. 4 olsa eşit olur arkadaşlar. O yüzden a yerine 3 yazarsak 4 tam 3 bölü 3 ifadesi 4 tam 3 bölü 4 ifadesinden daha büyük bir halde olur. Diğerleri daha küçük bir halde olur. O yüzden A yerine gelmesi gereken sayımız 3 olacak. A yerine 3 gelmesi gerekiyor diyoruz. Bu güzel bir soruymuş. Dikkatle yapmanız gerekiyor. Önce bunu bileşik kesi, tam sayıyla kesiye çevirdim. 4 tam 3 bölü 4. Tamlar zaten eşit. 3 bölü 4. O zaman A yerine 5, 6, 7 gibi sayılar gelirse paylar eşit işte olduğu için daha küçük olur. Bize daha büyük olması isteniyor. O yüzden 4'ten küçük olması lazım. 3 olarak bulmuş olduk 4. sorumuzu. 5. sorumla devam ettim. Hangisi doğrudur demiş. Bileşik kese çevirsem 2 kere 3 6 bir ekledim 7 bölü 3. Yani bu iki ifade birbirine eşit olur. O eşit olur büyük olmaz yanlış bir ifade. Bunu bileşik kese çevirsem 1 kere 5 5 ekledim 6 bölü 5. 6 bölü 5 büyük mü? 6 bölü 7'den paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Yani 6 bölü 5 büyüktür. 6 bölü 7'den bu doğru bir ifade. B şıkkımız direkt doğru cevabı bulmuş olduk. B şıkkımızı çözdüğümüzde arkadaşlar diğerlerini çözmemize gerek kalmadı. Altın sorumuza baktık. Yukarıda verilen balonların üzerinde kesiler yazmaktadır. Buna göre en büyük sayı hangi renk balonun üzerindedir demiş. Şimdi bir daha eleyerek gidebiliriz arkadaşlar. <laughs> yarıma yakın, yarıma, yarımdan büyük, yarımdan küçük olarak bakabiliriz önce. 5'in yarısı 2,5'tur. Burada 3 olduğu için yarımdan büyük bakın. Bu yarımdan büyük. 15'in yarısı 7,5. E, bu 4 olduğundan 7,5'tan küçük. Yani yarımdan küçük. Bu en büyük olamaz. 3'ün yarısı 1,5. Burası 2 yani yarımdan büyük. Bu da olabilir. 30'un yarısı 15. Bu da 15'ten küçük olduğu için bu da yarımdan küçük. Bu da elendi. İki şık arasında kaldım. Bunları da karşılaştırırken çapraz çarpmayı kullanayım. 3 kere 3 9. 5 kere 2 10. Yani 10 büyüktür 9. Yani 2 bölü 3 daha büyükmüş. Yani yeşil olan en büyük sayıyı ifade ediyor. Altın sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu. 7. sorumuz yukarıda verilen sıralamaya göre A yerine kaç farklı doğal sayı yazılabilir? <laughs> Paydaları eşitlememiz lazım. A'nın değerini bulmak için. 5'i 3 ile 3'ü de 5 ile genişletiyorum. 3 bölü 15 A bölü 15 5 ile genişlettiğimde 10 bölü 15 A yerine kaç farklı doğal sayı gelir? 3 ile 10 arasındaki sayılar gelir. 4 gelir, 5 gelir, 6 gelir, 7 gelir, 8 gelir. 9 gelebilir. Kaç tane? 2, 4, 6 tane. 7 sorumuzun cevabı da B şıkkı çıkmış oldu. Paydaları eşitledik ve aralığını bulmuş olduk arkadaşlar. 8'in sorumuz sıralamasının doğru olması için A yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyük. Yani 10'dan daha küçük bir ifade yazmam lazım büyük olması için. Buraya 9 yazarsak 7 bölü 9, 7 bölü 10'dan daha büyüktür. O yüzden A yerine yazılabilecek en büyük sayı da 9 olacaktır. 8'in sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu. Diğer sayfamı 66. sayfamı ve son sayfamı geçmiş olduk artık arkadaşlar. 9. sorumuza baktığımızda yukarıda verilen sayı doğrultusunda 0 ile 1 arası 7 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A kaçtır? 7 eş parçaya ayrıldıysa paydamız zaten 7 arkadaşlar. Kaçıncısı alınmış? 1, 2, 3. alınmış. Yani A 3 bölü 7'yi temsil eden bir sayı. 9. sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu. 10. sorumuz 3 bölü 4 kesin sayı doğrusu üzerinde gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Basit kesir 0 ile 1 arasında olması gerekir. Bakın burada 1 ile 2 arasında almış olmaz. 1 ile 2 arasında almış olmaz. 0 ile 1 arasında olacak. 4 parçaya bölmesi lazım. 1, 2, 3, 4 parçaya böldü. Burayı 1, 2, 3 parçaya böldü. Bakın bu olmaz. 4 parçaya böldü. 1, 2, 3'üncüsünü aldı. Doğru cevabım B şıkkında yapılmış. Diğerleri yanlış cevaptı arkadaşlar. 11. sorumuz. Sayı doğrusunda A ve B harflerine karşılık gelen kesirler hangileridir? 0 ile 1 arası kaç parça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5 parça bölünmüş. Paydamız 5. 1 ikincisi alınmış. Yani A 2 bölü 5 olacak arkadaşlar. 2 bölü 5 olan tek şık D şıkkında B'yi de bulursak. 1 ile 2 arasında 1 tam olacak. Biri geçmiş, biri tamamlamış. 2'ye doğru gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. 1, 1, 2, 3, 4, 5. sağlamış. 1 tam 5 bölü 6'yı ifade ediyor. Sadece D şıkkında doğru cevap verilmiş arkadaşlar. 12. sorumuz. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde verilen kesilerden hangisi bütüne en yakındır? Zaten bütüne en yakın yani bir tama en yakını sormuş. Bir tama. Gözle de baktığımızda arkadaşlar bu birden daha uzak. Giderek bakın yaklaşıyor. En yakın olan hangisi? A şıkkındaki ifade bir tama en yakın ifade. Gördüğünüz gibi 12. sorumuz basit bir soruydu. A şıkkını bulmuş olduk. 13. sorumuz. Yukarıda verilen ABC modellerinde boyalı bölmeye karşılık gelen kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı. Bu 1 bölü 4'ü ifade eder. 4 parçadan bir tanesi boyalı. Bu 6 parçadan 3 tanesi boyanmış. 3 bölü 6'yı. Bu da 8 parçadan 3 tanesi. Yani 3 bölü 8'i ifade ediyor arkadaşlar. Sıralama yapmamız gerekiyor. Hepsinin paydasını eşitleyerek sıralama yapabilirsiniz. Veya çapraz çarparak istediğiniz gibi sıralama yapabilirsiniz bu soruda. Paydaları eşitlersek hepsi hangi sayıda buluşuyor? 3, 4, 6 ve 8'in ortak katı 24'te. 4'ü 6 ile genişletirsek 6'yı 4 ve 8'i de 3 genişletirsek hepsi paydası 24 olur. Bu 6 bölü 24 oldu. Bu 12 bölü 24 oldu. Ve bu da 9 bölü 24 oldu. Sıralamayı yaparsa bakın 12 bölü 24 yani B en büyük. 9 bölü 24 yani C ikinci sırada 6 bölü 24 yani mavi olan da A'da en küçük B, şeklinde sıralanmış oldu. O da D şıkkı da de varmış. 13. sorumuzun cevabı da D şıkkı çıkmış. Oldu. 14 ve son sorumuz arkadaşlar. Sayı doğrultusunda verilenlere göre A kaçtır demiş. Bakın 5 ile 6 arasında 5'i tamamlamış. 5 tam olacak. Önce 5 tam olacak arkadaşlar. Kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Paydan 5. 1, 2, 3. alınmış. 3 de olacak payımız. 5 tam 3 bölü 5. Yani C şıkkı oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem kesirler hem mutlak değer tam sayılarla bugün uğraşmış olduk arkadaşlar. Umarım hepsi anlaşılmıştır. Anlaşılmayan kısımları yorum kısmından tekrardan sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.